mağduriyetler yaşadığını düşünüyorum. Bunların en başında da toplumsal baskının olduğunu düşünüyorum. Ben mesela bir kadın olarak gece sokağa çıkamıyorum. Geceyi bırakın yani gündüz bile çıkamıyorum. Çünkü sokağa çıktığımız zaman çıkıp bakıyoruz ki yani kaldırımın her yerinde erkekler kürsülerini kurmuş bir şekilde oturuyorlar. Yani bize yolda yürüme hakkını bile tanımıyorlar. O kadar ki yani Siirt'te kadına yönelik toplumsal bir baskı var. Onun dışında Siirt'te zaten iş hayatını herkesin bildiğini düşünüyorum ama ben yine de bu konuda değinmek istiyorum. Açıkçası Siirt'te yani kadınlar hiçbir şekilde iş bulamıyor. Çalışan kadınlar varsa bile çok çok düşük ücretleri, bırakın asgari ücreti, asgari ücretin çok altında 600-700 gibi bir ücretle mağazalarda günde 11-12 saat çalışıyorlar. Bana gelince yani ben mesela üniversite mezunu olduğum halde Siirtliyim. Başka bir şehre çıkmak istemiyorum, başka bir ilde olmak istemiyorum. Çünkü ben Siirtliyim, hani kendi memleketimde ailemin yanında çalışmak istiyorum ama maalesef ki Siirt'te iş bulamıyorum yıllardır. Ne kadar kurumlara başvuruda bulunmuş olsam da olumlu cevap alamadım bugüne kadar. İş görüşmesi falan yaptığımız zaman hani çok düşük ücretler falan söyledikleri zaman ben hani hakkımın, emeğimin sömürülmesini istemediğim için zaten başta öyle yerlerde çalışmıyorum. Bence bir insan günde 11-12 saat 600-700 TL'ye çalıştırılması veya çalışıyor olması çok büyük bir emek sömürüsü. Buna yönelik herhangi bir adım atılmıyor. Denetim falan yapılsa zaten çalışanların %90'ının 1000 TL'nin altında çalışıyor olduğu bilinir. Yani ben sıradan bir vatandaş olarak bunu biliyorsa kesinlikle yetkili kurumlar bunu hayli hayli biliyorlardır. Kadınlar sürekli yani arka planda maalesef günümüze kadar da hala bu durumu aşmış değiliz. Dediğim gibi bu çok eski ve köklü bir sorun olduğu için yani bunun eğitimle aşılabileceğini düşünüyorum. Zarın hani politikalarına falan baktığımız zaman maalesef bu konuyla ilgili çok iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Zaten hepimiz görüyoruz yani televizyonlarda falan o kadar kadın cinayetleri, o kadar taciz ve tecavüzler yaşanırken bırakın bunu yani bununla ilgili yeni şeyler yapmayı hani bunu önleyecek maalesef politikalar bile çıkmıyor. Böyle ana haber bültenlerini açtığımız zaman veya internette baktığımız zaman kadınlar sürekli ön plandaymış gibi görünüyor. Ama aslında ben bu durumun çok öyle olduğunu düşünmüyorum. İyi bir şekilde yani yoklar ya bir kadın cinayeti yaşanmıştır ya bir tecavüz vardır. Kadınlar genelde emekleriyle değil de daha çok böyle olumsuz durumlarla ön plana falan geliyor. Bunu nasıl değiştiririz diye bakacak olursak toplumun kadınlar hakkında eğitilmesi gerekiyor. Bir eğitim bilincinin topluma aşılanması gerekiyor ki kadınlar bundan sonra bastırılmasın. Kadın çok ön planda olması gerekirken maalesef ki hani toplumsal bilinçten dolayı kadının çok arka plana itildiğini düşünüyorum. Bence erkekler kadınların zekasından çok korkuyorlar. O yüzden hani kadınların bir fırsatı olsun istemiyorlar. Topluma o bilinç aşılanmıyor. İstemiyorlar ki Türkiye'de kadın bir yere gelsin. Hani toplumun da eğitim düzeyi çok aşağılarda falan olduğu için hani fırsat yaratılmak istenmiyor. Hepimizin de son zamanlarda ana haber bültenlerinde ve internet sayfalarında gördüğü gibi ekonomik sıkıntılardan dolayı toplu intiharlar gerçekleşmeye başladı. Ne yapalım yani biz de mi siyan öyle intihar edelim? Ben açıkçası ekonomik koşulların yaşam hakkımı elimden almasını istemiyorum ve bu duruma yetkililerin çözüm bulmasını istiyorum. 25 Kasım'la ilgili ben şu mesajı vermek istiyorum. Bundan birkaç gün önce ana haber bülteninde bir haber okudum bir kadınla ilgili ve çok hoşuma gitti. Yıllardır eşinden boşanmaya çalışan bir kadın 3 yılın sonunda anca boşanabiliyor. Ve bunu mahkemenin önünde erik dalı gevrektir dansıyla kutluyordu. Bence bugünün anısına hani bu sene onu bu şekilde sembolleştirip bütün kadınlar olarak sokağa çıkıp o oyunu oynayabiliriz. Erkek şiddetini protesto etmek için. Bence yaşadığımız bütün zorluklara rağmen kadınların yine her zamanki gibi çok güçlü durmaları gerektiğini düşünüyorum. Ki zira kadınların hepsi çok güçlü olan bireyler. Güçlü olmaya devam edeceğiz. İlla ki yani bunu tersine çevireceğiz. Bugün değilse yarın. Ama biz her zaman var olmaya devam edeceğiz. İsteseler de istemeseler de.